Dövmesi olan var mı? Dövme yaptıran. Var mı size dövme? Benim Fatih? Var. Yok abi benim. Çağlar? Yok abi. Sizde? Bende 5-6 tane var. Var mı? Evet. Neyi var? Dövme ne yaptırdın? Böyle bir şeyler. Yeni bacağıma yaptırdım. Aa. Gerçekten. Aa, havalı bir şey o. Bayağı bayağı gerçekten zor. Çorap mı ya? Çorap çorap. Ya! Ya benim ama çok güzel değil mi ya? Şuna bak abi bayağı. Ekranı yeni açan varsa bayağı ben böyle. Abi çok güzel. İsteyen var mı? Ha? Abi dövme bu. Neyini istiyor ya? Şöyle. Şimdi aynısını ben yapıyorum şimdi. Çıkartıyor değil mi o? Yeter be sıcak tutuyor diye. Var mı üzerindeki dövmelerin bir anlamları hocam? Yani o bilerek yapsa, isteyerek bir özel mesajı var mıdır diye. Söyleme peki kalsın. Dövme işte. Ha, dövme diyor. Peki konuklarımızla ilgili bunları biliyor musunuzlar vardı? Aylin Kontante ile ilgili neler varmış? Alper söylemiş, ezberi hep son ana bırakılmış. O yüzden son anda bir kenarda tekst okurken bulabilirmişsiniz. Son anda ezberleyebiliyor musun son dakikada? Bazen ezberleyemiyorum. Ya güldür güldür sırasında yani bant yayın nihayetinde takıldığınız zaman seyircinin önünde durup yeniden oynama falan filan onları değerlendiriyor musunuz? Oluyor mu işte? Orada zaten Ali direkt devreye giriyor. Ha. Onun zili var biliyorsunuz. Evet. O basıp hani müdahale ediyor. Tekste baktığımız oluyor gidip onun masasından filan. Evet, ufaklıklar da çok iyi bu arada. Güldüğü güldüğü ekibi de çok evet. İyi. Oluyor. Çok iyi bir dansçıymış. İstanbul'a ilk kez Anadolu Ateşi'nde Hürrem Sultan oynamak için gelmiş. Öyle mi? Seçmelerine katıldım. Katıldın. Olmuştu. Sonra ayrıldım. İstanbul'da bir yapımcı oynadığı dizinin bölüm parasını yatırmamış. Halı altlarından 1 lira arayıp denkleştirmiş yol parasını. Vay be. Doğrudur. 1 lira halı altına. Kaçar ya böyle. Evet kaçar. Eski cepler aranır kaldı mı kalmadı mı diye. Yaşadın mı Çağlar hiç böyle en zor döneminde? Ha? Biz 3 kişi bir ekmeği zor almıştık bir gün. 3 kişi bir ekmeği zor almışsınız. Aynen vallahi. Sizin de artık zorluktan da daha... O acayip bir şeymiş artık. Kalan parayı Aylin'e vermiştik dedi. Nasıl bir üç kişiymişsiniz arkadaş siz ya? Abi evet anlattım böyle bir üçlüydü. Peki eşi Alper Kul evde Bitter çikolatalarını sakladığı bir gizli bölmesini geçen gün keşfetmiş diye. Ya. Çok mu çikolatacıyız? Evet. Gerçekten çok mu çikolata? Her ortamda uyurmuş. Seninle ilgili bilgilerin hepsinde bu yazıyor. Her ortamda uyuduğun yazıyor ya. Yok. Ha? Hayır, onu başka biri söylemişti. Hayır, muhtemelen... biz 4-5 kişiden bilgi aldık hepsinde. Bayağı bildiğin uyuduğun yazıyor yani. Kolay uyurum mesela turnelerde falan, otobüste hep ilk ben uyurum. O evet. Yüzden bir takılırlar yani. Fatih Akman, bir bayan hayranı yanına gelip lütfen bana küfreder misiniz demiş. Demişti ya, evet. Behzat Ç. zamanı. Behzat Ç. zamanı. Evet. Neydi abi geldi, rica etsem bir dümdüz gider misiniz dedi. Küfreder misin dedi. Ne yaptın? Setteydik o sırada. Evet. Ya şimdi söyleyemem işte ben de küçük bir şey söyledim. Kırmamış. Küçük bir tatlılık yapmış. Aferin lan kırmamış be. Kırmadım ya. Yani. Küçük küfür nedir ya? Söylerim abi sonra. Başka bir hayvan da alnıma imza atar mısınız demiş. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. İşte bunları bizden öğreniyorsunuz neler yaşadığınızı bizden. koyu bir Fenerbahçe taraftarıymış. Evet, doğrudur. Onda. Bravo. Baba seninle ilgili gelen soruların içinde çok şey var. Beşiktaş'a marş yazacak mı? Beşiktaş'la ilgili ne düşünüyor bu sene? Şampiyonuz yani. Wow. Öyle görünüyor. Ama şimdi zaten yani çok mantıklı bakacağınız olursa iyi oynayan bir takım sonuçta hak ediyor yani. Bence de iyi oynuyor. Aynen. Geçen programlarda konuştuk. Hem teknik direktör hem kulüp falan oyuncular. Şimdi hani kötü oynasa da şey böyle... Öylesine şampiyon olacak bir takım durumu değil, yok. Hak ediyor, hak ediyor. Çağlar sen hangi takımı tutuyordun? Ben de Fenerliyim. Fener var. Çağlar kapalı ve sıcak yerde kalmaktan ve yılandan çok korkarmış. Oyunculuk dışındaki yetenekleri dans, müzik, futbolmuş. Futbol oynardım abi. Evet. Evet, dans edebiliyor musun gerçekten de? Yani öyle bir durmuyorsun abi. Dans eder gibi de. Hani dans etsek desek etmeyecekmiş gibi bir duruşum var onun için yani. Ya evet öyle bir kaba duruşum var hakikaten evet, biraz... ama çok seviyorum. Yani edebiliyor muyum bilmiyorum ama çok severim dans etmeyi. 7 yaşında 2. sınıfta sahneye çıkmış.
şiir okumak için. Bu bayrak kimin, bu vatan kimin demiş, sonra inmiş ağlayarak. Evet. en duygulu, peak noktada bırakmışsın yani. Geceleri uyumak için yatak gibi ritüelleri varmış. Nedir abi? Abi mutlaka bir su olacak. İşte kulak tıkaçları falan, kulak böyle tıkaçları. Ses duymayayım falan diye. Vücudun her tarafını tıkayıp yatıp uyurmuyorsun. Eşine sahneden evlenme teklif etmiş. Evet. Nereden evlendin? Nasıl oldu? Şehir tiyatrolarındaydım o zaman. Şarkı Dişçisi diye bir oyunun premieri vardı. Premier sonrası. Herkesin ismini ben okumuştum. İşte yönetmenimizin, yazarımızın ve diğer teknik ekibin. Ondan sonra mikrofon bendeyken döndüm ve benimle evlenir misin diye oradan evlenme teklifi. Ve 25 aylıkta harika bir evlat da. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,